Selam yumurtseverler, şu anda drone dünyasındayım. Burası İstanbul'a geldiğim zaman çok ziyaret etmek istediğim bir yerde. Çünkü burası aslında bir drone teknik servisi fakat böyle sıradan bir teknik servis değil. Bayağı fantastik drone'lar yapan bir yer. Şu an böyle bir sürü fantastik drone'un içine girip onları kurcalayacağım. Şirket sahibimiz Harun Bey. Hoş bulduk. Öncelikle bir Harun Bey'e ziyaretimi kabul ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada gerçekten çok değerli ve çok özel dronlar var. Onlarla böyle bir haşır neşir olma fırsatı yakalamış oldum ben de. Şimdi buradaki şeyleri ben çok iyi açıklayamayacağım için pası Harun Bey'e atıyorum. Harun Bey, bize bir açıklar mısınız burada yapılan şeyleri, yaptığınız şeyleri? Biz İstanbul'da DJI teknik servis hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge yapıyoruz. Kendimize ait bir yazılımımız var. Türkçe uçuş yazılımı, drone dünyası adında. Parpa'dayız. Burada böyle güzel bir konsept oluşturalım dedik. İnsanlar sevsinler, tek tek dronları test edebilsinler, görebilsinler diye. Bilmiyorum, hoşunuza gittiyse. Ya ben zaten dronlar benim aşırı ilgimi çeken bir klasman. Inspire 2'ye hiç dokunamamıştım ben bugüne kadar. Burada dokunabiliyorum. Ya bayağı Hollywood filmlerinin falan çekildiği drone bu arada. Üstüne böyle bir, neydi o kameranın adı? X5S. Yani Hollywood filmlerinde falan böyle aktif olarak kullanılıyor. Ben birkaç şeyini perde arkasını böyle izleyip görmüştüm orada drone'u. Onun dışında benim drone dünyasını sosyal medyada keşfetmemi, böyle ilgimi çekmesini sağlayan kısım, yerli bir askeri drone üretiyorsunuz. Bu termal kameralı falan, böyle dünyada eşi benzeri olmayan fiyata satılan bir şey. Eşi benzeri olmayan fiyat derken emsallerine göre çok ucuz ve yerli. Ben o şekilde gördüm YouTube'dan ve ondan sonra işte ziyaret etmek istedim. İsterseniz gelin bir teknik servisi de görün. Tamam. Ondan sonra da ben sizi oyuncaklarla baş başa bırakayım. Tamam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, İdris Bey. Burcu Hanım, mailleştiğimiz, sizinle görüşmüştüm mailde. İdris Bey tanıyorsunuz. Toplama dronlar, RC dronlarla falan ilgileniyor. Yani bu projeleri, üniversite projeleri için hazırlanan öğrencilere tamamen istekleri doğrultusunda drone toplayabiliyoruz. Hobi amacı da dahil tabii mi? Tabii, racing dronlar, küçük dronlar, mini dronlar, mikro dronlar. O zaman bir gün sizinle bir yarış drone'u toplayalım. Çok isteriz, bekleriz. Ama 145 km'nin üstüne çıkması lazım. Üstüne de çıkarız. Tamam. Etrafta bir sürü drone var. Hani bayağı bir sürü. Bir Inspire 2 daha var burada. Bu sanırım Gazi. Evet, tamiri yeni bitti onun. Onarımı bayağı haşat olmuştu, yüksekten düşmüştü. Bugün bunu size test ettireceğim. Yapıldı, şu an sıfır gibi oldu. Yani şu anda uçuşun testini yapacağız. Evet, ilk uçuş testini siz yapacaksınız. Kırarsam? Tamirciyiz ya, burada sıkıntı yok. Şu garip geldi ama bu DJI yazıyor üstünde. Evet. Fakat böyle bir şey hiç görmedim ben. Bu DJI'ın böyle öğrenciler için ya da toplama drone'u meraklı olanlar için hazırladığı bir kit. F550 diye. İçinde motorları çıkıyor. Kumandayı sen seçiyorsun, işte atıyorum kamerayı kendin belirleyip kendin topluyorsun. Bununla ilgili de biz de bir video çekiyorduk. Yani bu şey falan değil değil mi? 3 boyutlu yazıcı falan değil bu. Direkt kalıptan çıkmış gibi duruyor. Orijinal. Ya yani DJI'ın böyle bir şey yaptığını hiç bilmiyordum ben mesela. Şu meşhur termal kamerayı görebilir miyim? Termal drone'u. Bu arada onu nerede? Hemen açabiliriz. Benim burayı keşfetme sebebim bu. Bu bir askeri termal drone. Bunun özelliği fiyat avantajı. Yani bir asker bunu kullanırken zimmet korkusu yaşamayacağı bir drone. Biz kasayı yeniden üretemeyeceğimiz için DJI'nin altyapısını kullanıyoruz kasada. Ama bunun görüntü adaptasyonunu biz yaptık. Yani DJI hackleyip görüntüyü orijinal tek kameradan, tek uzaktan kumandadan aktarıyoruz. Bildiğim kadarıyla bunu dünyada yapan tek firma. Yani DJI'nin yazılımını bildiğiniz komple elden geçirip şey yapmadan, nasıl desem. Şimdi ben daha önce birkaç tane gördüm mesela termal kamera, hepsinde şeydi. Burada böyle bir şey yapıştırmışlar gibi. Evet. Böyle bir ek bir arkasını kamera. Arkasını önüne takıyorlar. Bu ağırlık dengesini. Ya bu direkt mesela ben Mavic Air'imi uçururken hafıza kartına kaydımı yapıyorum. Telefonuma kaydımı yapıyorum. Direkt o şekilde çalışıyor. Aynen. Yani DJI'nin yazılımı üzerinden çalışıyor. Aynen. Çok pahalı bir drone. Kamerası 30-40 bin lira civarında sadece kamerası. Çok öyle ama çok hafta görseniz belki elinize bile almazsınız değil mi? Evet, böyle şey. Evet. Phantom 4 değil mi bu? Evet, Phantom. Phantom 4 hani yine 4-5 bin liralık bir drone normalde ama o gözle bak şu an sanki oymuş gibi geliyor bana be. Şeyi çok merak ettim şu an ben. Askeri bir drone ürettiniz ve Türkiye'den buna bir ilgi var mı? Şu an onu çok merak ettim. Avrupa'dan daha çok ilgi var. Hindistan'dan istediler. Amerika'dan bir drone firması istedi. Genelde drone firmalar satın almak istiyorlar ama şey istiyorlar, bir tane ya da iki tane istiyorlar. Genelde kopyalamanın peşindeler. Evet, anladım. Ya da yazılımı. Gimbal kısmını bize satar mısınız şeklinde görüşme yapıyorlar. İşte bu yıl Hindistan'dan gelecekler bu aralar.
Ya Hindistan bir yazılım devi. Çoğu insan bilmiyor fakat Hindistan böyle bütün yazılımın falan döndüğü ülke. Orasının yapamadığı bir şeyi yaptınız ve kendi ülkenizde ilgi görmüyorsunuz kısacası şu an. Daha pahalı dronlar satın almayı tercih ediyorlar ama çok önemli değil. Biz bunu yaptığımızda çok eğlendik. Yani 1,5-2 yıl sürdü yazılımla beraber. Bir tane daha yaptık. Bugün inşallah sana onu da test ettireceğim. Şimdi de ek olarak merak ettiğim şey DJI servis olayları nasıl oluyor Türkiye'de? Bu konuda böyle bir net bir bilgim yok. Aslında servis diye bir şey yok. Yani yetkili servis diye bir olay yok. Çünkü drone yere düştüğünde bundan sen mesul oluyorsun. Sadece fabrika hatalarında değişim yapılabilir gibi. Yani örneğin duvara çarptım. Ya işte bunu yetkili servise göre garantiden yapsın falan filan diye bir durum yok. O zaman drone'uma bir şey olduğu zaman geleceğim yer burası yani. Kesinlikle. Yani sana söktüreceğim zaten cihazı. Tamam. Söker ben elektroniği severim. Sökerim. Şey yaparım. Daha çok bozarım. Şimdi işin azıcık böyle bir şeyini merak ediyorum. Bir uçuşa falan geçsek. Tamam. Ne istiyorsun? Ne uçurmak istiyorsun? Şimdi Inspire 2'yi uçurmak istiyorum. Tamam. Yeni tamir edildiği için azıcık şeyim. Tamam. Gerginim. Tamam. Olmadı ilk kalkışı falan siz bir denersiniz. Ben sonra tamam. Şey yaparım. O kadar şeyine girmeyeyim. Tamam. Bir termal uçurmak istiyorsun. Termali kesinlikle uçurmak istiyorum. Askeri drone yani. Başka? Bir de Mavic ayarladım. Mavic Pro. Senin Mavic Air'in var. Belki kıyaslamak istersin. Evet onu çok denemek istiyorum ben zaten. Hani Mavic Pro ile ikisi arasında ben çok kalmıştım. Tamam. Onu da bir denerim. Geçelim alttan. Tamam. Dışarı çıktık fakat hava buz gibi. Bayağı üşüdüm ben. Böyle drone'ları yığdık buraya. Doğukan artık gelir misin şuraya? Videonun başından beri kaçıyor ya. Yanımda aslında drone uçurmak için olabilecek en yanlış kişilerden biri var şu an. Bilmiyorum biliyor musunuz ama kendisi bir drone... Operatörü. Düşürücüsü. Profesyonel olarak drone düşürüyor. Bunlardan en güzel düşüreceğimizi deneyeceğiz şimdi bakalım. Evet ve yani... Daha dayanıklı. Hani şöyle herhangi biri düştüğü zaman yok oluyoruz biz böyle. Ömür boyu kredi falan çekmemiz gerekiyor hani. Hanım birine başlayalım istiyorum ben artık. Zaten hava da soğuk böyle. Bir deneyelim. Inspire 2 benim en çok merak ettiğim, kesinlikle en çok merak ettiğim de. Bir test gibi bir şey olacak ama merak ediyorum yani. Tamam. Inspire 2'yi hazırladık şu anda. Şu drone'da beni en çok cezbeden şeyi yapacağım. Bunu ilk defa yapıyorum ve çok heyecanlıyım. Şuna bakın! Ya bildiğin Robocop böyle bir Transformers falan değişik bir şey ya. İlk uçuşu yapmaya ben korkuyorum açıkçası. Çünkü daha yeni servisten çıktığı için. O yüzden ben yapacağım. Yok. Vazgeçtim. Abi şey çok iyi. Daha soğuk oldu şimdi. Daha iyi. Duyamıyorum. Aşırı rüzgar var ve bayağı ses yapıyor. Şu an sesim size ne kadar geliyor bilmiyorum ama çılgın rüzgar çıktı burada. Ya çok havalı ya. Yani şey çok iyi. Ortada fix duruyor kanat şey var. Ayakları ya çok iyi ya. Şu elin titrediğini görüyorum. Öyle bir ya. Şu an elimde lan bir şey var oluyor. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Rüzgara karşı koymaya çalışıyor. Biraz ben. Ya test için çok kötü bir rüzgar havası var şu anda. Esas test yapılması gereken zaman şu. Biraz tehlikeli. Nasıl bir duygu? Ya şey elimde böyle 40 bin lira tutuyorum ve o acayip rüzgar geliyor falan böyle tırstım. Yani şu an şurayı göstersen ağrım bak. Baya rüzgar var yani. Kaç kilometre hızlıdır bilmiyorum ama çok kilometre yani. Şu an sizden bir ricam var. Lütfen herkes uzaklaşsın. Bak lütfen uzaklaşın. Zeynep dikkat et. Herkes dikkat etsin. Yamuk gitmesi normal mi? Kaldır. Çok havalı ya. Tamam ya yeter bu kadar. Ya çok zevkli uçurması ya. Emanet gibi tutma şunu gibi. Emanet korkuyorum. Allah'ım ya. Hayır bir de yanında sen varsın böyle. Ya ben bir şey yapmıyorum ya. Ben mesela bugüne kadar hiç düşmüş drone görmemiştim senin ben arkadaşlar. Ben korkacak bir şey yok valla. Düşüyor ve bitiyor her şeyi bu peki kadar. Peki şimdi aşağı indirmeye başladığım zaman ayaklar evet, kendi kapanıyor hayır. Mu? Şuradan da kapatabilirsin. Bir dakika. Şu an ayakları evet, kendi kapattı. Evet. Birazcık ileri al istersen bize doğru gel. Bize doğru geldim. Şimdi standart Air'dan hiç fark yok. Aşağı basıyorum. Yavaş. Evet. Ha ayakları manuel açık kapa yapıyor. Evet. Kalkınca kendisi de belli bir yüksekte otomatik de yapıyor. Çok güzel ama sana vermeyeceğiz. Ben denemeyeceğim bunu.
Inspire 2'nin tamiri tamam yani olmuş. Ben de azıcık korkarak denedim. Bayağı korkarak denedim çünkü çok pahalı alet yani. Kesinlikle çok zevkli ama uçurması böyle. Çok güçlü bir şeye uçurduğunuzun hazını veriyor böyle insana. Şimdi termal kameraya geçiyoruz. İdris Bey yardımcı olacak bize kalkışta falan. Çünkü bu birazcık daha şey, askeri sınıf bir şey olduğu için, drone olduğu için ve çok rüzgar olduğu için ben kendime güvenemiyorum şu anda. Bu arada unutmadan şunu söyleyeyim. Herhangi bir şekilde drone'luk, teknik servis vesaire işte ya da yarış drone'u toplama, drone proje toplama falan artık okul hepsi ödevleri. Hepsi için yani aklınıza gelebilecek her türlü drone şeyi için açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Oradan iletişime geçebilirler. Evet. Şimdi kaç paraydı bu? Bu 65.000 TL'den başlıyor. 65.000 TL'den başlıyor yani. En düşüğü 65.000. Solar paneliciler ve askeriye emniyet kullanıyor. Bu model kaç para? Bu model 65 bin lira tam olarak. Tamam. 65-70 bin lira dolar kuruna göre değişiyor. Neredeyse yani şu anda yerden 65 bin lira kaldıracağız böyle. Ben size bırakıyorum, ben şey yapamıyorum. Şu anda ekranda görünen normal kamerayla böyle çok fark, tamamen farklı bir şey tamamen görüyorum burada. Tamamen ısınan şeyleri görüyoruz. Hazırız, başlayabiliriz. Hadi. Aa, nasıl gözüktü? Bir anda kaldırdı. Şu an kendimizi termal olarak görüyoruz. Bir dakika. Şu anda... Ama ellerim o kadar şey ki, soğuk ki şu an soğuktan yani. Bak mesela şöyle yapayım tişörtüne. Şimdi çekeyim elimi, gördün mü? Bir dakika. Ya daha yakından olacak. Şu an zaten ısınan bölgelerini, yani ısı kaçıran bölgelerini görüyorsun. Şu an ısı kaçıran bölge. Doğukan bizim uzmanlık alanı değil mi? Ya ısı kaçırmak. Sürekli arkadan ısı kaçırmak. O gaz kaçar tabii o ısı. Sıkıp şey. Evet. 3, 2, 1. Size kalbimiz sizinle. Kalbimiz aç. Oğlum o nasıl bir şey? Sen gözüktü mü? Göründü. Tamam. Hadi bakalım. çok bomba gözüküyor ya. Şu anda bataryamız bitmek üzere. Doğukan seni çıplak gördüğü için bataryası bitti. Şimdi büyük abileri köşeye bıraktık. Biraz daha bize hitap eden yani bizim ilgi alanımıza giren, bizim alabileceğimiz şeyleri ve bildiğim bir şey yani bunu rahat rahat kullanabilirim. Pro'yu zaten denemek istiyordum yani. Air mi alsam, Pro mu alsam diye acayip arada kalmıştım. Bir de onu deneyeceğim şimdi. Ve fazlasıyla içim rahat. O kadar rahatım ki şu an. Ötekilere kıyasla o kadar rahatım ki anlatamam. Özellikle Inspire 2'de hani bir şey kaldırıyorsunuz ama böyle çok büyük bir şey sürüyorum ben böyle. Sanki motosikletten inip tank kullanmaya başlamışım gibi falan oluyor böyle. Ver ben oynayayım hadi. Arma el. Evet evet. Bak çok drone düşürdü. Ne çok drone düşürdün ya. Tamam 1,5 tane tamam. Ay çok güzel boşalıyor. Karşıda martıları falan görüyorum. Umarım saldırmazlar. Martıların öyle bir huyu var bu arada yani dronlara saldırabiliyorlar. Bayağı bir drone kazası da bu yüzden yaşanıyor sanırım evet, değil mi? Evet evet. Adam drone'u hiç şey olarak düşünmüyor yalnız. Ben mesela drone aldığımdan direkt nasıl oynarım falan diye bakıyorum. Adam direkt görüntü yakalama derdinde. Çok güzel ama. Neredeyiz? Şu an tam karşıda olmam lazım. Şu an üstümüze bir yer. Geldim. Bak burada. Nerede? Bak tam bak, şurada. Kaldı. Bak dursana benden. Martı, bak, manyağa bak. Hemen indir. Martı'nın teki bonusta mı geliyormuş ki? Ay çok hoş. Ya buradan böyle perspektif kayıyor böyle sanki Martı onun üstüne koşuyormuş gibi oluyor. Şu an Doğukan 1-2 başaracak. Düşürmeden bir drone'u indirdi. Oh. Temiz oley be başardım. Konfetim falan olsaydı şu an patlatırdım. Arkadaşlar biz donduk. Inspire 1'i de denemek istiyordum ama artık böyle bayağı bir üşüme moduna girdim. Doğukan dalga mı geçiyorsun? Ha drone. Ya. Fark etmemiştim. Küçük çünkü her yere giriyor. Drone Dünyası ekibine böyle bayağı bir teşekkür ediyorum şu an. Bomba şeyler denedik burada. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi açıklama bölümünde drone ile ilgili ihtiyacınız olan her şey için Drone Dünyası'nın linklerini bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Ve kendinize iyi bakın.